Evet, değerli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün özellikle 4 yıldır ülkemizin kanayan yarası haline gelen ve bir türlü durdurulamayan enflasyon ve hayat pahalılığı üzerine gündemi değerlendirmek istiyorum. Milletimiz maalesef artan enflasyon ve bunun sebep olduğu hayat pahalılığı nedeniyle her gün daha da yoksullaşmaya devam ediyor. Özellikle son 4 yıldır bir önceki yılı arar hale geldik. Yaşamanın maliyeti her geçen yıl katlanarak daha da artıyor. Başta temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere her şeyin fiyatı geçtiğimiz her yıl 2'ye, 3'e, 4'e, bazı kalemlerde 10'a katlanarak devam ediyor. Ülkede orta sınıf diye bir sınıf kalmadı. Ülkede artık 2 sınıf var. Zenginler ve yoksullar. Bazen sosyal medyada lüks restoranların, lüks kafelerin doluluklarını gösterip bakın işte ülkede kriz yok, hayat pahalılığı yok, herkes rahat bir şekilde lüks içinde yaşıyor diye bazen bazı videolar görüyorum. Evet, lüks restoranların doluluğu devam ediyor. Çünkü geçtiğimiz 5 yılda zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Zengin daha zengin olduğu için zaten şu anda lüks restoranların, kafelerin dolu olması normal. Çünkü ülkede zenginleşen, emtia sahibi olup da zenginleşen bir kesim de var ve o kesim şu anda kafeleri, restoranları doldurabilir. Ama şunu söyleyeyim, haftada arkadaşlarıyla dışarıda bir yemek yiyen çalışan şu anda ayda bir yapıyorsa Allah'ına şükreder hale geldi. Ayda bir arkadaşlarıyla dışarıda yemek yiyebilir hale geldiyse Allah'ına şükrediyor. Haftada bir iki et yemeği pişen evde artık ayda bir kez et yemeği pişmeye başladı. Gittiğimiz yerlerde, ziyaretlerde görüyoruz. Evine hiç et girmeyen aileler var maalesef. İnsanların en temel ihtiyacı olan barınma artık lüks hale geldi. Önceden şehirlerde böyle mağaradan bozma evleri gördüğümüz zaman hep şunu derdik. Ya Türkiye ne fakirlikten gelmiş. Geçmişte böyle yerlerde, böyle köhne yerlerde, böyle rutubetli yerlerde insanımız, halkımız nasıl yaşamış diye kendimize sorardık. Ama şimdi basında görüyoruz. Çok fahiş fiyatlara yine mağaradan bozma, hatta bazı apartmanların bodrum katlarındaki depolar yerleşim yeri diye kiralanıyor. Yani artık Türkiye neredeyse 1930'lu 1940'lı yıllara geri döndü. Şu anda bodrum katında rutubetli, eskiden odunluk depo olarak kullanılan bir yer şu anda acaba burayı kirada oturabilir miyim diye oraya kiralayan vatandaşlarımızı görüyoruz. Türkiye artık barınmanın bile lüks olduğu bir ülke haline geldi. Vatandaşlarımız yemeden içmeden vazgeçti. Artık başını sokacak bir ev arar hale geldi. Özellikle yurt sorunu olan öğrencilerimiz gerçekten de çok zor şartlar altında belki de gençliğinin baharında yaşanmayacak, oturulmayacak yerlerde şu anda öğrenim hayatlarını sürdürüyorlar. Ülke olarak yaşadığımız ekonomik buhran toplumsal barışı bozar hale geldi. Ülkenin her yerinde ev sahipleriyle kiracılar düşman haline geldi. Basında her gün ev sahibiyle kiracı arasında kavgalara şahit oluyoruz. Hatta bu kavgaların çoğu maalesef bazen cinayetle sonuçlanıyor. Çok acı bir hale geldik. Basında izliyoruz. Ev sahibi geliyor, kiracının saatini, sayacını söküyor. Geçen
yine benim seçim bölgem Adana'da, Aladağ ilçemizde bir ev sahibi kiracısının camlarını, kendi evinin camlarını, çerçevesini aşağı indiriyor. Yani artık o hale gelmişiz ki toplumsal barışımız bile tehdit haline gelmiş durumda şu anda. Tabii ülke bu durumdayken vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılardan bir haber olan Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün yaptığı bir konuşmada diyor ki, bir vatandaş yanıma geldi. Ev sahibinin kirasını 2500 TL'den 7500 TL'ye çıkardığı yönünde bana şikayetlerde bulundu. Bu diyor insafsızlık. Bu diyor vicdana sığmaz. Bu diyor vicdansızlık. Günaydın. Günaydın yani. Vatandaşlarımız özellikle son 2 yıldır artan ev fiyatları, artan kira fiyatları karşısında son derece çaresiz, artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Biraz önce de söyledim. Artık vatandaşlarımız apartmanların kömürlüklerini kiralar hale gelmişken şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız olayın daha yeni farkına varmış. Diyor ki ya bir kira 2500'den 7500'e çıkar mı? 3 katına çıkar mı diyor. Peki ben Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu sormak istiyorum. Bakın, Türkiye'de Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı rakamlarına göre 2021 yılının Ekim ayında 3093 olan açlık sınırı bugün 13684 TL'ye gelmiş. Yani 2021 ile 2023 arasında açlık sınırı 4,5 kat artmış. Bu vicdana sığar mı? Bu vicdanınıza sığıyor mu? 2021'de 3093 lira olan açlık sınırı şimdi Ekim ayında 13684 TL olup 4,5 kat artmış. Yine Türk İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı 2021 Ekim ayında 10.076 TL iken bugün 44.573 TL olmuş. Yaklaşık 4,5 kat artmış. Peki bu vicdanınıza sığıyor mu? Yoksulluk sınırının 10.000 iken 44.000 lira olması vicdanınıza sığıyor mu? Bir soru daha sorayım. Bu ülkede yoksulluk sınırının asgari ücretin 4 katının olmasına vicdanınız sığıyor mu? Vicdanınız el veriyor mu? Bu ülkede yoksulluk sınırı işçiye verdiğiniz asgari ücretin 4 katı. Bunu vicdanınız kaldırıyor mu? Bunu sormak istiyorum. Hani dediniz ya 2500'den 7500 TL'ye kira artar mı? Evet, vicdansızlık diye nitelediniz. Peki 2022'de geçen yıl 8,5 TL olan bir bebek bezinin bugün 24,5 TL olmasını vicdanınız kaldırıyor mu? Vicdanınıza sığıyor mu? Yine 2022'de 80 TL'ye satılan bir bebek mamasının bugün 320 TL'ye satılması vicdanınıza sığıyor mu? Bu birçok kalemde bunu örnek verebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada şunu net olarak görüyoruz. Özellikle iktidarın uyguladığı politikalar, son 7-8 yıldır uygulanan yanlış, hatalı politikalar ülkeyi sefalete sürüklemiştir. Ülkeyi yoksullaştırmıştır. Bunu boş söylem olarak söylemiyorum. Bakın burada dünya ülkeleri yıllık sefalet endeksi var. 2020 endeksine bakalım. Türkiye dünya sefalet endeksinde 10. sırada. Söze değil, endekse bakacağız. Ülkeyi şöyle kalkındırdık, böyle uçurduk demek kolay. Kürsülerden çıkınca konuşmak kolay. Ama bir de endekslere bakalım. Bakın
Türkiye sefalet endeksinde 10. sırada. Birincisi Zimbabwe, 2 Venezuela, 3 Suriye, 4 Lübnan, 5 Sudan, 6 Arjantin, 7 Yemen, 8 Ukrayna, 9 Küba, 10. Türkiye. Türkiye'nin endeksi burada. Peki bu vicdanınıza sığıyor mu? 20 yıldır iktidarda olduğunuz ülkenin sefalet endeksinde 10. sırada olması vicdanınıza sığıyor mu? Asgari ücretliye verdiğiniz maaş şu anda Avrupa'da sondan 3. sıradayız. Yine endekse bakalım, söze bakmayalım, endekse bakalım. Bakın asgari ücret endeksi. Burada biz dünyada bakın 1. sırada şu anda Lüksemburg, Belçika, İrlanda Avrupa'da baktığınız zaman bakın ülkeler nerede, biz neredeyiz? Sondan 3. sıradayız. Asgari ücret endeksinde sondan 3. sıradayız. Peki bu vicdana sığıyor mu? Bu endekse göre şunu da söyleyeyim. Hani Bulgaristan sondan 2., en sonda da Arnavutluk var. Şimdi Edirne'ye gidin hafta sonları. O sondan 2. olan Bulgaristan vatandaşlarının Edirne'de Edirne'yi akın ettiğini, ucuzlayan malların, ucuzlayan Türk mallarına akın ettiğini göreceksiniz. Düşünün. Ülkenin geldiği duruma, ülkenin geldiği sefalete bir bakın lütfen. Şimdi tüm bu yapılan yanlış politikalar yüzünden yine bugün geldiğimiz noktada maalesef Türkiye'de çalışanlarımızın çoğu modern köle haline gelmiştir. Nedir modern köle? Ancak karın tokluğuna çalışan kişidir. Hatta ben şunu söyleyeyim. Şu anda çalışanımız, çiftçimiz, esnafımız dahil. Türkiye'deki birçok kesim köleden bile daha beter durumdadır. Yine köleye bakalım. Köle sabahtan akşama kadar çalışır. Akşam yemeğini yer. En azından yatağa yattığında kafası rahattır. Borcu, harcı vesairesi yoktur. Ama bizim şimdi çiftçimize bakalım. Çukurova'daki çiftçi şu anda akşam yatağında rahat yatamıyor. 3 yıldır limonu para etmiyor. Bu yıl limon olduğu gibi tarlada kalmış. Her geçen senenin zararını kredi çekerek kapatmaya çalışmış. 3. yıl sonunda artık kredi borçları da birikmiş. Çiftçi akşam yatağa yattığı zaman diyor ki acaba ben bu borcu nasıl ödeyeceğim? Gerçekten baktığımız zaman esnafımızın durumu o, iş adamımızın durumu o. Türkiye'de borçluluk hızla artıyor. Şu anda borçlanmanın maliyeti de artıyor. Faizler 8,5'lardan 40'lara geldi. Bakın. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada maalesef Türkiye'deki birçok kesim rahatsız, huzursuz, bırakın köleyi, kölelikten bile beter hale gelmiş. İşte bu da yine küresel modern kölelik endeksi. Türkiye 5. sırada dünyada. Böyle bir ülke olabilir mi ya? Buna vicdanınız sığıyor mu? İşte endeks. Uluslararası endeks. Bakın, Türkiye, Kuzey Kore, Eritre, Moritanya ülkeleri, Suudi Arabistan'dan sonra 5. sırada bu konuda. Niye insanımız küresel modern kölelik endeksinde 5. sırada Türkiye? Çünkü ekonomik çaresizlik insanlara birçok şeye susmaya ve birçok şeye göz yummaya neden oluyor. Ekonomik çaresizlik kadar kötü bir şey yok. Ekonomisinde başka birine bağımlı olan, yarınını kurtaramayan, birikimi olmayan insanlar maalesef her türlü baskıya, her türlü mobbinge, her türlü haksızlığa karşı korunmasız hale de olup modern köle haline geliyor.
İşte bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin durumu budur değerli arkadaşlar. Türkiye şu anda uluslararası endekslere göre acınacak haldedir. Vicdanlara sığmayacak haldedir. Tekrar söylüyorum, kürsüdeki söylemlere değil, endekslere bakacağız. Endeksler Türkiye'nin halini gösteriyor. Her türlü olumsuzluklarda ilk sıralardayız. İlk beşteyiz, ilk ondayız. Ama bakıyorsunuz, her türlü kötülükte sondan ikincideyiz, üçüncüdeyiz. Bakın modern kölelik endeksi sıralamasında şu anda beşinciyiz değil mi? Peki 2018'de kaçıncıymışız? 48. 48. 2018'de. Yani bundan 5 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce 48. olduğumuz sırada bugün 5. sıradayız. Bu Türkiye'nin nereye doğru gittiğini bize çok iyi gösteriyor. Değerli arkadaşlar, iktidarın karnesini endeksler gösterir. İşte bu endekslere baktığımız zaman Türkiye hızla yoksullaşıyor, fakirleşiyor ve bunun sosyolojik etkilerini her yerde görüyoruz. Biraz önce de söyledim, yaklaşık 5 yıldır Türkiye özellikle bir ekonomik buhranın, krizin içine girmiş durumda. NAS'la başlayan bir süreç, faiz indirim süreci, işte NAS var, faiz bu şekilde kalamaz denilen bir indirim süreci, bugün geldiğimiz noktada bizleri %40 faiz, 29'a dayanan bir dolar kuruna getirdi. Hayat pahalılığına getirdi. Peki ne oldu? Ne oldu da biz bugüne geldik? Ne oldu NASA? O inada ne oldu? Bugün niye peki biz hızla %8, seçimden önce %8,5 olan faizi %40'larda görüyoruz? Ne oldu o kararlılığınıza? Ne oldu seçimden sonra daha da düşecek dendiğinize? Ne oldu? Bakın, 14 Mayıs seçimlerinde vatandaşımız sandığa giderken, oyunu kullanmaya giderken dolar kuru 18'di, şu anda 29 lira. Ne oldu? Aradan daha 7-8 ay geçti. Ne oldu? Niye geri vites attınız? Biz bu geri vitesi sadece bu faiz olayında değil. Bakın, her aşamada görüyoruz, yapılan her çıkışın bir geri vitesi oluyor. İşte bu geri vitesler bize hem itibar hem ekonomide güven kaybına sebep oluyor. Artık Türkiye bir ileri iki geri vitesle yönetilemez. Bakın, bunun tüm bedellerini biz halk olarak ödüyoruz. Artık buna bir son vermeliyiz. 5 yıldan beri vatandaşımız belki şuna inandı. Ya geçmişte AK Parti iktidarı 2002'deki, 2001'deki o ekonomik krizden ülkeyi çıkarttı. Ülkeyi güzel noktalara getirdi. Milli geliri yükseltti. Faizleri düşürdü. Kuru stabil tuttu. Ya yine AK Parti iktidarı tekrar ülkeyi bu krizden çıkarır diye belli bir kredi verdi. Ama 5 yıldır görüyoruz, endeksler de gösteriyor. Her yıl daha da kötüye gidiyoruz. Şimdi her ay daha da kötüye gidiyoruz. Arkadaşlar evet, AK Parti iktidarı geçtiğimiz 2001 krizinden ülkeyi çıkarttı, iyi yerlere getirdi, milli geliri arttırdı, ekonomik refahı arttırdı. Ama şunu unutmayalım, o zaman Ali Babacan vardı. O zaman Sayın Ali Babacan ve ekonomi ekibi vardı. O zaman liyakat vardı. O zaman ülke çıkarını düşünen bir yönetim vardı. O zaman beşli çete yoktu. O zaman yandaş yoktu. O zaman yandaş medya yoktu. O zaman peşkeş çekme yoktu. Ama ne zaman Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan ekonomi yönetiminden ayrılmasıyla beraber ülkenin geriye gittiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Umutlar boşunadır. Bu düzen böyle gittiği sürece Türkiye yaşadığı ekonomik krizden, yaşadığı ekonomik buhrandan çıkamaz, çıkamayacaktır. Çünkü bu bir zihniyet meselesidir, bu bir kadro meselesidir. Bu zihniyet yapısıyla,
Bu kadrolarla Türkiye bu ekonomik krizden çıkamaz. Biz sefalet endeksinde üst sıralara tırmanmaya devam ederiz. Kölelik endeksinde üst sıralara tırmanmaya devam ederiz. Enflasyonda üst sıralara tırmanmaya devam ederiz. Çare bellidir. Çare liyakattır. Çare dürüstlüktür. Çare Deva Partisi'dir diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim değerli arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.